Türkiye 20 sene 2000 programının başlattığı ve o program doğrultusunda gayet programlı olarak, bunu çok dikkat edin bu lafa, gayet programlı olarak emperyalistin programı çerçevesinde iktidara getirilen bir heyet aslında bir siyasi parti değildir bu anlamda. Emperyalizme hizmet edebilecek. Dolayısıyla Türkiye'de bu kadar özelleştirmenin yapılacağı, Türkiye'nin bu kadar harur harman savrulacağı bir alan haline getirdiğiydi yabancı sermaye için. Çünkü merkez kapitalizmi erirken, bunu konuştuk en başta, Türkiye'yi daha hızlı sömürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla bunu bu iktidar yaptı. Çok da güzel yaptı doğrusu. Güzel derken ülkem için söylemiyorum bunu. Emperyalistin hizmetinde olan bir şey olarak, bir ekip olarak çok da güzel yaptı doğrusu. Görevdi bu ve bu görevde yapıldı. Hatta bu görev yapılsın diye 2005 yılında ilave, yani IMF'nin formal programında olmayan para yardımı yapıldı. Yani bedavadan Türkiye'ye para verdi sırf bu iktidar tekrar kazansın, iktidarı kaybetmesin diye. O zaman bu iktidarın fonksiyonu bizim anlamak durumundayız. Peki bu iktidar böyle geldi. Bakın halkı da aldattı bu. Parlamenter sistemde geldi. Sonra arada değişiklik yaparak başkanlık sistemine dönüştürdü. Bu projeydi aslında. Çünkü başkanlık sisteminde emperyalist Türkiye'deki işi daha iyi görür. Daha rahat görür. Daha suhuletle, yani etrafa kıpırdatmadan görür. Çünkü bir insanla temas halinde oluyor. Gidiyorsunuz mesela Amerikan başkanıyla yanınızda dışişleri temsilcilik olması lazım protokol icabı. Olmadan da konuşuyor. Peki ne konuşuldu orada? Ben bilmiyorum bunu. Meclis biliyor mu bunu ki bilmesi lazım. Ben bilmem gerekmiyor ama meclisin bilmesi gerekiyor. O da bilmiyor bunu. Şimdi bu ortam baktığımızda ne yapılması lazım? Halkın belirli bir tepkisel düzeyde olması lazım. Çünkü eğer Türkiye çevresel ekonominin etkisi altında, yani daha doğrusu sömürüsü altında, öyle ya emperyalist ilişkisi, emperyalist ilişkisi altında yavaş yavaş eriyor ise bundan rahatsızlık duyulması lazım. O zaman da bu erime esnasında iktidarda olan ve bu erimeye hizmet eden, yön veren iktidarı da ne yapması lazım? Tepki koyması lazım, gerekirse değiştirmesi lazım. Şimdi biz bunu kabul edecek miyiz? Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu ülkenin, değil mi ben, yani ülke için çalışan, çalıp çırpmadan, kimseye yalan söylemeden, iş yapmaya çalışan bir meslek sahibiyim ben. Ben bunu kabul etmiyorum. O zaman öbür tarafın, yani karşı cenahın iddiası, ben bunları kaldıracağım. Yani makul bir parlamenter sisteme geçeceğiz. Bu baskılar ortadan kalkacak. Dolayısıyla emperyalistin Türkiye bu yap işlet devlet modelleriyle, devlet özel sektör işbirliği mantalitesiyle, düşüncesiyle yapılan işlere karşı çıkacağım. Özelleştirmeleri kamulaştıracağım derken ülkenin mi efendim düşündüğünü düşündüğünden dolayı bence bu yönde hareket etmemiz lazım. Birinci seçim keşke böyle olmasaydı. Ama şimdi önümüzde bir süre var. Düşünmemiz lazım. Hepimizin seçime gitmemiz lazım. En azından seçime gitmediğimiz zaman, ülkemiz lehinde karar vermediğimiz zaman bir kere bir sorumlu olur, iki şikayet etme hakkımız olmaz. Üçüncüsü çok büyük bir moral, manevi ıstırabı düşünüyor. Hiçbir vatandaşımız seçime gitmeyen veya ülkesinin düşündüğü yönünde oyunu kullanmayan, gelecek pahalılıktan, sömürünün yükselmesinden, duyacağı baskıdan itiraz etmemesi lazım.